Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, piyasalarda daha sıkı bir Fed'in fiyatlamasını küresel piyasalar nezdinde takip ediyoruz. Dün özellikle ABD endekslerine bakacak olursak iki Fed üyelerinin yapmış olduğu açıklamalar ki nitekim bir tanesi de güvercin Fed üyesi olarak adlandırılan Kaşgari tarafından sıkı fiyatlamanın gelebileceğine yönelik ve 50 bas puanlık bir artışın işaret etmesiyle birlikte özellikle dünkü verilerle birlikte de aynı zamanda ABD endekslerinde bir geri çekilmeyi takip etmiştik ki S&P 500 endeksi 0.5'lik bir geri çekilmeyle kapatmıştı. Tahvil getirilerine bakacak olursak bu tarafta da yukarı yönlü hareketleri takip ettik ki nitekim aslında Fed'in faiz patikasına yönelik daha duyarlı olan 2 yıllık tahvillerde ise yukarı yönlü hareketlerin devamını bu sabahta yine takip ediyoruz. Tüm bu ayrıntıları küresel piyasalar nezdinde takip ederken içeride ise önemli başlıklar vardı. Şirket haberlerinin yoğun olduğu bir günü de geride bırakmıştık. Bugüne de sirayet ettiğini takip ediyoruz. Para piyasaları müdürümüz Ebru Usta ile birlikte kalan kısımları da değerlendiriyor olacağız. 0 nokta yukarı yönle birlikte BIST 100 endeksinde sınırlı bir pozitif hareketin takip ediyoruz ve 5327 puandan işlemden geçerken vadeliler tarafı ise negatife işaret ediyor ayrıntıları almak üzere. Ebru Usta bizlerle birlikte. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, borsada sınırlı bir hareket söz konusu. Vadeliler tarafında ise negatif bir görünüm. Altında yatan nedenler bir tarafta da bilanço sezonu devam ediyor. Dün akşam 40'a yakın şirketin bilançosu geldi borsa tarafında. Borsada bilanço takvimi devam ediyor. Diğer taraftan bu haftanın başından itibaren aslında pozitif bir görünüm var borsa tarafında. Küresel tarafta daha negatif bir görüntü vardı. Dün de ISM imalat endeksi geldi. Önemli bir veri oldu bu. Piyasa etkisi önemli oldu. Alt endekslerden fiyatlar tarafında bir yükselme var. O da tahvil faizlerini yukarı çekti. 10 yıllıklar %4'ün üzerine yükseldi. Doğru. Ardından gelen bölgesel FED başkanlarının Şahin açıklamaları da küresel risk iştahını negatife doğru çekti. Bugün Asya'da negatif bir risk iştahı var. Vadeliler negatife dönmüş durumda. Sabah saatlerinde daha yatay bir seyir vardı ABD vadelilerde. Bugün neleri takip edeceğiz? Bugün küresel tarafta ECB tutanakları açıklanacak. Ayrıca Euro bölgesi enflasyon verisi açıklanacak. Dün Almanya'dan gelen enflasyon verisi tam bir gerilemeye işaret etmedi. Beklentilerin üzerinde geldi. Bugün de Euro bölgesi enflasyonu bu açıdan önemli olacak. ECB tutanaklarının daha çok piyasa etkisi olmuyor. Önemli bir mesaj gelmiyor o taraftan. Yurt içinde haftalık para banka istatistikleri gelecek. BDDK verileri, Merkez Bankası verileri gelecek. Bugün ayrıca önemli bir gündem var. Saat 14'te Millet İttifakı'nın bir toplantısı olacak. Depremden sonra biraz seçim gündemine doğru dönüyoruz o tarafta da. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Bugün de aday açıklanır mı muhalefet tarafından diye bir beklenti var. Bugünkü toplantı saat 14'te başlayacak. Oradan gelecek açıklamalar da piyasa tarafında etkili olabilir. Viyop tarafında negatif taraftayız. Spot tarafta alt artı da olsak da istersen Viyop detaylarına bakalım. Tabii bakalım. Akbank yatay bir görünüm var. Arçelik'te de yine yatay bir seyrin devam ettiğini görüyoruz. Aselsan %0.5 civarında negatif. BİM hissesinde %1'e yakın bir negatif görünüm görüyoruz. Ereğli'de yine yatay seviyeler devam ediyor. Ford Oto'da %1'in üzerinde bir artı görüyoruz. Garanti Bankası'nda %0.6 civarında bir pozitif görünüm var. Gübre fabrikaları %0.6 negatif tarafta. Hektaş yine %0.6 negatif tarafta yer alan hisselerden. Dün İş Bankası'ndan temettü açıklaması gelmişti kapa. İş Bankası'nın Viyop tarafında %1 civarında artıda olduğunu görüyoruz. Koç Holding %2.5 artıda. Koza A hissesinde %1 civarında bir negatif seyir var. Kozal hissesinde de dün bilanço açıklaması gelmişti. Beklentilerin altında net kar açıklamıştı Kozal. %3'ün üzerinde negatif tarafta Viyop'ta Kozal hissesi. Kardemir'de sınırlı negatif bir görünüm var. Odaş'ta yine sınırlı pozitif bir görünüm var. Petkim bu sabah bilanço açıkladı. Orada da son çeyrekte bir miktar gerileme var beklentilerin altında. %2 Viyop tarafında negatif tarafta kalan hisselerden Petkim. Pegasus %0.6 negatif tarafta. Sabancı Holding yine dün bilanço açıklamıştı. Bugün Viyop tarafında yatay hisselerden. Sasa yine yatay bir seyirde. Şişe Cam %0.5 civarında bir negatif tarafta. Türk Hava Yolları yine beklentilerin üzerinde bilanço açıkladı dün. Ancak temettü açıklama dağıtmayacağını açıkladı Türk Hava Yolları. Bugün de Viyop'ta %2.6 civarında negatif tarafta kalan hisselerden.
TOFAŞ'ın önemli bir açıklaması olmuştu dün Stellantis anlaşması ile ilgili. Viyop tarafında TOFAŞ'ta %7'nin üzerinde pozitif görünümün olduğunu söyleyebiliriz Pelin. Ebru çok teşekkür ediyorum ayrıntılı bilgiler için diyoruz. Evet, içerideki haber akışlarını ve fiyatlamaları aldık. Peki küresel piyasalarda son durum nedir? Şimdi Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Bloomberg ET Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, dün Çin öncülüğünde küresel piyasalarda da bir yükseliş vardı ama bugün bakıyorum iki lider, iki yetkili sebebiyle risk iştahının düştüğünü takip ediyoruz. Ayrıntılarda neler var? Pelin, merhabalar. Öncelikle şimdi biraz piyasalar sanki halat çekme oyunu oynuyor gibi, halatın böyle pozitif tarafında diyelim Çin ekonomisi var, toparlanıyor. Negatif tarafında da Fed vardı. Dün sabah bir rally vardı, Çin rallisi vardı. Daha sonra Avrupa piyasalarına da yansıdı, MPI'ye yansıdı, döviz piyasalarına yansıdı ama daha sonra tabii siz de orada üzerinde duruyorsunuz. Fed tabii faizleri daha da arttıracak. Bir taraftan şöyle bakıyorum, 10 yıllık tarafta şu anda %4'ü aştı. Çok kritik, teknik açıdan da çok kritik bir seviyeydi 10 yıllıklarda. Şimdi %4.04 görüyorum. Bu sanırım daha da gidecek. Dolayısıyla neden tahvil faizleri üzerinde duruyoruz? Özellikle büyüme hisselerini çok etkiliyor. Bugün teknoloji hisseleri çok satıldı Asya çapında. Özellikle de Hong Kong'da şu anda bakıyorum şöyle %1'e yakın kayıplar var. Dünkü kazançların ardını getiremedi. Tabii bir taraftan da evet, Çin'de büyüme beklentileri aştı ama büyüme beklentileri aşınca tabii ki Çinli liderler de Bloomberg News kaynaklarına göre şaşırmışlar. Bunu sürpriz bulmuşlar. Bu kadar çabuk beklemiyorlarmış toparlanmanın bu kadar hızlı olacağını. Dolayısıyla bu biz aynı zamanda şunu söylüyorlar. Bugün piyasalar şununla da yüz yüze geldiler. Çin o zaman bu kadar çabuk toparlandıysa da bizim teşvik ve destek beklentilerimizin dozunu azaltmamız lazım diyorlar yatırımcılar da, analistler de. Dolayısıyla da buna ilişkin bir taraftan da evet, pozitif Çin hızlı bir şekilde büyüyor ama bir taraftan da muhtemelen bundan sonra ayaklarını biraz gazdan çekecekler Çin yönetimi. Bunun da etkilerini görüyoruz. Örneğin evet, borsa tarafında biraz ivme kaybı oldu. Döviz piyasalarına baktığımda kırmızı görüyorum, detaylarını atlıyorum. Tahvil piyasalarında satış daha var, sıçramalar var faizlerde ama bugün hala Çin'in toparlanmasına bağlı olarak emtia tarafında metalleri görece daha dirençli görüyorum. Şangay vadelerine şöyle baktığımda alüminyum, bakır, çelik üçlüsünü %0.5 dolarlarında hala dirençli görüyorum. Bakalım bu direnç ne kadar devam edebilecek. Tabii Çin verileri arttıkça Fed ile birlikte bu halat çekme oyunu da devam edecektir diye düşünüyorum Pelin. Çok teşekkür ediyorum. Sadi Kaymaz aktardıkların için diyoruz. Asya'yı noktalı öz içeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, içeriye dönüp bakıyoruz bir kez daha. 0.26'lık yukarı yönle birlikte 5336 puandan işlemde geçen BIST 100 endeksinde 51 hissenin yukarı yönlü, 44 hissenin ise aşağı yönlü hareket ettiğini takip ediyoruz. Puan bazda en çok yükselenler arasında ise TOFAŞ, İskenderun, Demir Çelik ve Koç Holding'i takip ediyoruz. En çok yükselenler bağlamındaki Türkiye'den gelen şirket haberlerinin etkili olduğunu da takip ettik. Hemen Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Betül Asilkan bizlerle birlikte. Betül, hoş geldin. Ayrıntı sen de ne anlatırsın? Günaydın, iyi yayınlar diyelim öncelikle. Baktığımız zaman son dönemde endeks cephesinde alınan tedbirlerin desteğiyle sektör ve hisse bazlı ayrışmalarının ön planda olduğunu takip ediyorduk. Dün itibariyle alımların son dönemde geri planda kalan sektörlere de yayılmasıyla birlikte endekste kazançlar ön plandaydı ve %1.63'lük kazançla kapanış gerçekleşti. Gün için marj geniş, volatilite yüksek kalmaya devam ediyor. Bu sabah güne yatay bir başlangıç yaptık. Volatilite yine yüksek. Endeks tarafında yakından takip ettiğimiz, son dönemde sık sık değindiğimiz 50 günlük ortalamanın bulunduğu bölge olan kabaca 5210 bölgesinin üzerinde kapanışlar pozitif seyrin devamlı açısından önemli. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devam edeceğini değerlendiriyoruz. Yükselişlerde kısa vadede izlediğimiz 5320 seviyesinin üzerinde
alımların hız kazanmasını ve 5400-5440 aralığının direnç olarak takip edilmesi gerektiği yönünde bir görüşümüz mevcut. Bu bölgenin üzerinde ise 5500-5550 seviyelerini telaffuz etmeye başlayabiliriz. Ancak değindiğim gibi biraz önce de marş günü içerisinde oldukça geniş kar realizasyonlarının yaşanması durumunda 5210 izlediğimiz ilk destek konumunda bulunuyor. Burada devamında sırasıyla 5136, 5078 ve 5000 seviyeleri izleyeceğimiz diğer destek noktaları. Küresel taraftaysa FED yetkililerinden gelen açıklamalar sıkılaşma endişelerinin artışı kaydetmesinin üzerinde etkili oluyor. Ancak enflasyondaki katılık risk iştahı ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor diyebiliriz. Burada tahvil cephesinde de hareketliliğin ve kritik seviyelerin ön planda olduğunu görüyoruz. Günün geri kalanında Euro bölgesinde açıklanacak enflasyon rakamı izlediğimiz önemli bir başlık. Genel beklentiler Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin de açıklamalarından son dönemde gördüğümüz kadarıyla 16 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gidilmesi yönünde şekilleniyor diyebiliriz. Bu sebeple bugün açıklanacak Avrupa cephesindeki enflasyon önemli. Özetle merkez bankalarının sıkılaşma adımlarıyla açıklanan ekonomik veriler önümüzdeki süreçte risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Betül Esirkan aktardıkların için diyoruz. Evet, Türkiye'de dün akşam itibariyle önemli bir haber akışını takip ettik. Tofaş 400 milyon euroya Stellantis grubunun Türkiye'deki tüm haklarını alıyor ve yine araçların yedek parçalarını da hem ithalat hem de satış Tofaş'ın oluyor. Tüm bu ayrıntıları ve etkilerinde piyasada şu an itibariyle fiyatlamalar üzerinde görüyoruz. Hemen A1 Kapital'e gidiyoruz ve araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcısı Baki Atılal'la birlikte yorumluyor olacağız. Baki, hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Evet, şimdi aslında bakacak olursak bugünkü haber akışı ile birlikte dünkü haber akışının bugüne yansıdığını, sirayet ettiğini takip ediyoruz. Oldukça sürpriz ve önemli bir olay. Dolayısıyla etkilerini biraz değerlendirelim istiyorum. Ne dersin? Ben şöyle söyleyeyim. Sürpriz mi? Evet, sürpriz. Çünkü biz bir satın alma beklemiyorduk orada. Hı-hı. Ama genel anlamı itibariyle baktığımızda da böyle bir anlaşma olmasını yaklaşık 3 aydır piyasa bekliyordu. Hı-hı. Dolayısıyla fiyat hareketine baktığında da bunu görüyorsun. 190'lardan 188'lere doğru bir gevşeme var. Ama genel anlamı itibariyle bakarsak pazar payı üzerinden gittiğimizde Tofaş'ın pazar payı yaklaşık %19,5'tü. Bu satın almayla birlikte yaklaşık %32 seviyesine çıkacak. Diğer taraftan bunun içerisine Ford'u da koyarsak Koç'un otomobil pazarındaki payı yaklaşık %42 bandına yükseliyor. Bu son derece önemli. Stellantis'in yaptığı diğer önemli bir gelişme hem orta boy hafif ticari hem de binek segmentinde Kia modelinde Tofaş'ı tahsil ediyor. Bu yeni model anlamına geliyor. Piyasa Doblo'yu verdik, yerine ne alacağız diyorduk. Doblo'yu verdik, yerine 5 tane Doblo aldık gibi düşünmek lazım bunu. Son derece bu da önemliydi. Diğer taraftan fiyat Ege kısmında da 2025'e kadar üretim devam ediyor. Fiorina kısmında 2024 sonuna kadar devam ediyor. Böyle baktığımız zaman son derece olumlu ve güzel beklentilerin üzerinde bir hikaye oluşmuş durumda. Ama yatırım tutarı belli değil doğal olarak. Üretim adedi konusunda da net bir şeyimiz yok. Yeni model ne yaptı sana? Belirsizlikleri önemli ölçüde hisse üzerinde şey yaptı, kurtardı. Doblo'nun da yılın yarısına kadar, 2023'ün yarısına kadar üretime devam edecek olması, o da son derece önemli. Gelir tarafında da seni rahatlatıyor. Anlaşmanın zaten yıl ortasında tamamlanması bekleniyor ki Doblo'yu yılın ortasına kadar üretip bu sırada da şeyi alıyorsan, yeni modellerle beraber pazar payını arttırıyorsan, bu son derece bir mali tablolara olumlu yansıyacak bir gelişmedir. Ama bugün üzerine bakarsak biraz beklenen bir gelişme olduğundan dolayı tam fiyatlama, normal şartlarda tavan beklersin hareketi. Şu anki %6-7 bandındaki hareketleri de buna bağlamak lazım. Zaten bir analiz toplantısı muhakkak yapacaklardır. Oraya gittiğimizde bunun ortalama Stellantis'in pazar payı üzerinden gidersek 80 ile 100 bin arasında ek satış anlamına geliyor. Bunun gelir fabrik kısmına yansıması yatırım tutarıyla birlikte değerlendirdiğimizde hedef fiyatları yukarı yönlü bütün kurumlar olarak hepimiz çok ciddi bir şekilde revize edeceğiz gibi gözüküyor. Güzel bir hikaye yaptık. Bu dönemde yüzümüzü güldüren güzel bir hikaye oldu. Peki büyüme anlamında ne kadarlık bir büyüme potansiyeli var? Yukarı yönlü hedef fiyatımızda bir güncelleme olacaktır mutlaka dedin. Dolayısıyla tabii, burada aşağı yukarı ne kadarlık bir potansiyel daha barındırıyor içinde? Vay, şöyle söyleyeyim. Bizim hedefimiz zaten bu anlaşma olan 193 seviyesindeydi. Neredeyse oraya geldik. Görüntü itibariyle 80 bin yansıması üzerinden gidersek minimum %25'lik bir yukarı yönlü. Bu da eşittir
190 üzerine koyduğunda 260-65 seviyelerine doğru bir revizasyon görüntü itibariyle yapacağız gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi yatırım tutanı burada öğrenmek lazım. Yatırım ve üretimi öğrenirsek çok rahat bir şekilde hedef fiyatlar buraya yükselecektir. Peki Baki, özellikle hisse özelinde mi fiyatlama görürüz, yoksa Koç grubunun diğer şirketlerine de sirayet edecek midir? Koç grubunun diğer şirketlerine pek sirayet edeceğini zannetmiyorum. Hı-hı. Çünkü oradaki hikaye Frotto tarafında başka bir hikaye var. Otokar'ın da başka bir hikaye var. Bu tamamıyla buraya olumlu yansır. Ama bu Koç Holding'e daha olumlu yansır. Hı-hı. Çünkü sonuçta konsolidasyon içerisinde girecek. Oradaki kar miktarı oraya girecek. Ama deprem döneminde de gördük. Yani hala o sürecin içerisindeyiz ama Koç grubunun geri alım programını, geri almaları, temettü vermeleri, bunların hepsini yaparak bu işlemlere devam ettiler. Dolayısıyla yatırımcının Koç grubu, otomotiv sektöründeki Koç grubu hisselerinde olması hem Avrupa pazarı için son derece önemli, hem iç pazarı için de Tofaş dediğim gibi aşağı yukarı %32'lik bir paya sahip olacak. Güçlü bir pay hacmine neden olur bu. Görüntü itibariyle de daha güçlü, daha ileriye olumlu yönde bakabilir yatırımcısına. Çok teşekkür ediyorum Baki, aktardıkların için, değerlendirmelerin için diyoruz. Abir Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal'la birlikte özellikle Tofaş'ın üzerinde potansiyel ne kadarlık bir büyüme oranı kaldı üzerine değerlendirmiş olduk. Ki önemli açıklamalar da dün vardı. Tofaş'ın Stellantis Türkiye paylarının tamamını satın alması konusunda anlaşma sonrası Koç Holding CEO'su tarafından yapılan bir açıklama vardı. Sayın Çakıroğlu anlaşmanın önemi ve etkileriyle ilgili bu yatırım Tofaş'ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya da taşıyor demişti. Evet, hisse senedi konuşmaya devam ediyoruz ve TR Yatırım'a gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Murat Barışık bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin yayınımıza. Evet, şimdi merhaba, aslında bakacak olursak seninle de ayrıntıyı bir girizgah yapmak istiyorum. Nasıl değerlendirirsin? Özellikle bundan sonraki süreçte büyüme potansiyellerini konuşuyoruz ama otomotiv piyasası açısından önemli bir gelişme olduğunu ve burada rekabetçilik açısından biraz daha sınırlayıcı ama pazar büyüklüğü anlamında da büyük bir anlam taşıyan bir anlaşma. Dolayısıyla hisse senetleri açısından yorumunu merak ediyorum. Evet, açıkçası Tofaş nezdinde harika bir anlaşma diyebiliriz. Hı-hı. Koç grubu Tofaş bazında çok çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Burada baktığımızda Tofaş tarafında Stellantis grubunun alınması, yeni modellerin katılması, arkasından üretimin yeniden başlayacak olması ve kapasiteyi arttıracak olması çok çok önemli söyleyebiliriz. Hisse zaten fiyatlamasında bugün pozitif yansımasını gerçekleştiriyor ama önümüzdeki süreçte tabii ki yatırım rakamları, üretim rakamları belli oldukça, analistler kalem çevirmeye başladıkça bu tarafta yeni hedef fiyatlar ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Koç grubu için çok çok önemli bir anlaşma oldu. Genel olarak baktığımızda Tofaş tarafı pazar payı açıkçası %19-20 bandındaydı. Şimdi bu yeni gelecek olan markalarla kabaca geçtiğimiz yıla bakacak olursak %32-33 bandına çıkartıyor pazar payını. Çok çok önemli bir gelişme diyebiliriz. Tabii ki yeni gelecek olan modellerin üretimi ve marjı anlaşması çok önemli. Bunları da yakından takip ediyor olacağız. Önümüzdeki günlerde bu belirsizlikler ortadan kalktıkça yeni modelleme ile beraber yeni hedef fiyatlar ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Şimdi Murat, özellikle burada Tofaş üzerine etkisini konuşuyoruz ama Koç Holding tarafına olan etkisini de biraz konuşalım istiyorum. Evet, bugün baktığım zaman Koç Holding'in şirketlerindeki pozitif bir görünüm öne çıkıyor ama yani az önce Baki Atılal da söyledi, aslında buradaki etkilenebilecek bir şirket var. O da Koç Holding tarafında biraz daha fiyatları görebiliriz dedi. Buna katılıyor musun? Diğer şirketlere bir sirayet etmesi bağlamında kısa dönem içerisinde de düşüncen nedir? Evet, Baki Bey'e katılıyorum bu konuda. Şöyle baktığımızda bu diğer hisse senetlerine pozitif bir yansıma yapmayacaktır. Diğerlerinin kendi hikayesi, hı-hı, var. İşte Ford'un daha başka hikayesi. Romanya'yı satın aldılar biliyorsunuz. Otokar'ın yine farklı hikayesi var. Savunma sanayi ile ilgili, ihracatlarla ilgili birçok hikayesi var. Tofaş'ın nezdinde çok olumlu bir hikaye yaratıldı. Ama bu tabii ki Koç Holding'in içerisinde bir şirket olduğu için Koç Holding'i de olumlu yansıyacağını düşünüyorum.
düşünüyoruz. Bunun da pozitif katkısı olacaktır. Zaten net aktiflerine göre iskontolu işlem gören Koç Holding'de olumlu hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu haber dışında zaten pozitiflik Koç Holding tarafında, ama Tofaş'ın bu haberiyle beraber biraz daha katalizör olacaktır ve yukarı yönlü hareketler, fiyatlamalar göreceğiz diye düşünüyoruz. Evet, şimdi Murat, aslında konunun biraz daha dışına çıkarak genel bir yorumda almak istiyorum. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman küresel piyasalardan bugün de hafif ayrışan bir durum söz konusu. Kendi iç dinamikleriyle ilerliyor. 0.09'luk yatay pozitif bir görüntü söz konusu. Fakat küresel piyasalarda daha fazla risk iştahının da bozulduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla ana etken nedir? İç dinamiklerinde neler etkili oluyor Borsa İstanbul'un? Gerçekleşen regülasyonlar ve tedbirler ne kadar daha yukarı yönlü hareketleri itici güce sahip olacaktır? Yeterli midir? Ne dersin? Evet, küresel piyasalarla başlayalım istersen. Orada baktığımızda genel olarak Fed'in söylemleriyle bir yön arayışı söz konusu. Risk iştahının düştüğünü görmekteyiz. Uzak Doğu tarafında ABD ve Avrupa piyasalarında son birkaç gündür de negatif hareketler devam ediyor. Fed şahinleştikçe Fed başkanları bu geçtiğimiz haftalarda gelen üretici fiyat endeksinin beklentilerin üzerine gelmesi başkanları biraz şahinleştirdi. Önümüzdeki süreçte yine bu şahin konuşmalar gerçekleşir diye piyasalarda biraz satış baskısı söz konusu hakim diyebiliriz. İçeriye bakacak olursak, bizim içeride aslında yabancı takas oranı 29'ların altına sarktı. 28.66 görmekteyim şu anda. Yabancı takas oranının düşmesiyle bizim yurt dışındaki işlemlerden biraz daha ayrıştığımızı görüyoruz. Senin de söylediğin gibi kendi iş dinamiklerimizle, hikayelerimizle devam eden Borsa İstanbul'u görmekteyiz. Deprem felaketinin arkasından çok ciddi şekilde denetçiler, yetkililer önemli önlemler aldılar. Küçük yatırımcıyı korumak babında bu önlemleri çok olumlu bulmaktayız ve çok sert satışları engelledi. Hatta üzerine daha pozitif hareketler geldiğini söyleyebiliriz. Bu önlemleri biz olumlu algılıyoruz. Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'da kısa vadede 5350 direnç noktasının üzerindeki kapanışlar gerçekleşmesi durumunda 5500 direnç noktasına doğru kısa vadede hedeflediğimiz bölge bu yönde, buraya doğru hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun üzerinde yeniden bir tarihi zirve hareketi görme ihtimalimiz var. Bizim TR Yatırım araştırmanın 12 aylık hedef fiyatı da 7000 seviyesidir endekste. Bunu da altını çizmiş olalım. 7000 seviyesi aslında yılbaşından bu yana revize etme, yani aslında 2022'nin son çeyreğiyle birlikte belirlemiş olduğunuz rakam mıdır bu? Bunu sormak istiyorum. Yoksa bu 7000 seviyesinin içerisinde bir revizyon gerçekleştirdiniz mi? Özellikle enflasyon beklentisiyle birlikte mi gerçekleşen bir revizyondu, ya da gelecek mi en azından? Çünkü depremin etkisiyle birlikte de enflasyonda yukarı yönlü beklentiler de çok daha netleşti, ne dersin? Evet, senin de bahsettiğin üzere depremin etkisinin arkasından gıda enflasyonuyla ilgili de sıkıntılar yaşayacağımızı önümüzdeki süreçte, birkaç ay süreçte görebiliyoruz. Bu tabii ki etkileyecektir. Biz çeyrek sonunda, çeyrekler bittikten sonra yeni çeyreklere girerken yeniden satıcı raporu çıkarttığımızda bunları, buradaki hedef güncellemeyi gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi Murat, bir taraftan da aslında şunu sormak istiyorum. Küreselle birlikte harmonize ederekten bir tarafta aslında ABD'de de artan enflasyonla birlikte, enflasyona karşı yükselen kısa vadeli faizlerle birlikte nakit tutmanın riskli varlıklardan sonra daha, yani riskli varlıklar karşısında uzun yıllar sonrasında ilk defa bir aslında daha fazla getiri sunmaya başladığını da takip ettik. Dolayısıyla böyle bir belirsiz ortamda yatırımcının nakit tarafta kalması, küresel piyasalar nezdinde daha çok bahsediyorum, daha mı fırsat sunmaya başladı? Ne dersin, kısa vadeli faizlerle karşılaştıracak olursak? Evet, baktığımızda son dönemde modanın bu olduğunu görüyoruz. Küresel taraf için konuşuyoruz. Nakitte kalıp daha önemli fırsatlar çıktığında hızlı bir şekilde aksiyon alabilme olarak görmekteyiz. ABD tarafında enflasyonun zaten hedeflenen seviyeye gelmesi biraz daha zaman alacak ve bu süreçte Fed'in de çok net tavrı var. Açıkçası baktığımızda net şekilde beklenen, hedeflenen enflasyona kadar şahin tavrını sürdürmekte. Dönem dönem enflasyon rakamlarında olumlu noktalar gerçekleştiğinde veya gerilediğinde, beklentilerin altında kaldığında hızlı bir şekilde piyasalar Fed'in daha
agresif aksiyon alacağından değil de daha bir güvercin açıklama meraklısı haline geliyor. Bu tarafta baktığımızda eğer böyle bir durum olursa, yani enflasyonda önümüzdeki aylarda biraz gerileme, üretici fiyat indeksinde biraz gerileme olursa yeniden güvercin konuşmalar gerçekleşecektir diye söyleyebiliriz. Kısa vadede fırsatlar bu şekilde değerlenebilir. Peki içeride hisse senedi piyasaları açısından fırsatlar ama aynı zamanda riskler neler olabilir? Mesela bu risklerin içerisinde döviz riskini kaçıncı sıraya koyarsın? Ne dersin riskler bağlamında? Evet, riskler bağlamında baktığımızda yani biz hala en büyük getirinin Borsa İstanbul tarafında seçici hisse senetlerinde olduğunu düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım en başta. Eğer seçici davranırsak, titiz davranırsak, hikayesi olan temeli güçlü şirketler tarafında getirilerin daha fazla olacağını öngörmekteyiz. Burada riskler tarafında senin de söylediğin gibi tabii ki kur riski ilk sıralara neredeyse gelecek risklerden bir tanesi. Bunun dışında jeopolitik riskler var. Biliyorsun ki bu yaşanan deprem felaketinin arkasından yeni riskler ortaya çıktı. Özellikle hani baktığımızda ama kur tarafında da yine ilk sıralara yazacağımızı düşünüyorum. Evet Murat, şimdi birazdan yine seninle birlikte hem endeksler bağlamında da konuşacağım. Hizmetler ne kadar potansiyel barındırıyor, sanayi, bankalar, özellikle ulaştırma, tüm bu ayrıntıları konuşacağım. Ve bunun yanı sıra Goldman Sachs tarafından gelen de bir uyarı var. Türkiye'de para politikası belirsizliği dövizde likitte riski doğuruyor uyarısı. Dolayısıyla bunların etkilerini de konuşacağız ama kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, TR Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Barışık ile birlikte. Murat, şimdi istersen Türkiye'deki Goldman'ın Türkiye'deki para politikası belirsizliği ile birlikte dövizde likitte riski doğuruyor uyarısına bakalım. Türkiye'nin döviz likiditesi ile ilgili uyarıda bulunurken raporda özel şirketlerin döviz risklerinin önemli ölçüde azaldığı ve aşırı risk seviyeleri öncesine dönerek ilave bir kırılganlığı ortadan kaldırdı. Ancak riskin ortadan kalkmak yerine kamu sektörüne kaydığı da belirtildi. Rapor için ve etkileri için, potansiyel etkileri için ne dersin? Evet, burada baktığımızda aslında özel sektörümüz içinde bulunduğumuz son yıllarda yaşanan birçok riskten kendisini korumayı çok ciddi şekilde öğrendi diyebiliriz. Burada risklerini azalttı. Baktığımızda genel olarak kur tarafıyla ilgili zaman zaman yaşanan şoklar içerideki veya dışarıdaki, yani doların endeksinin artmasıyla çok sert şekilde yükselişler yaşandı zaman zaman ama özel sektör burada kendini korumasını bildi. Özel sektörde ciddi şekilde bir hani bu tarafta hedge mekanizmasının çalıştığını görüyoruz ve hızlı bir şekilde ayak uyduruyorlar bu gelişmelere. Goldman raporuna detaylı şekilde bakacak olursak eğer bu tarafta Türkiye ile ilgili çok böyle hani söylemlerin zaman zaman abartılı olduğunu görüyoruz bu tarafta. Bunu söylemiş olalım. Hani şu an için çok büyük bir kur tarafında bir sıkıntı olduğunu görmüyoruz. Zaten dolar TL'ye baktığımızda uzun zamandır yatay hareketlerini sergiliyor. Önümüzdeki süreçte politikalara göre bu tarafta adımlar atılacaktır diye düşünüyoruz. Peki yatırımcı sektörel bazda tercih edecekken bu süreçte aslında depremin etkisiyle birlikte bir kez daha bu yatırımcının ilgi odağının farklı sektörlere kaydığı ama ideal olan ve belki de portföyde bulundurulması gereken şirketlerin ise bu anlamda biraz daha portföy dışına bırakıldığı da bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bir revizyon gerçekleştirecek misiniz? Hangi sektörler fırsat barındırıyor kendi içerisinde? Açıkçası zaten biz öneri listemizi hazırlarken çok seçici davranıyoruz. Hı-hı. Her türlü ihtimali düşünerek incelik sık dokuyoruz. Bunu söylemiş olalım. Örneğin öneri listemizde bulunan şirketlerden bir tanesi Tüpraş. Bizim bu 12 aylık hedeflerimiz 672 lira seviyesinde. Aylık olarak açıkladığı verilere baktığımızda bu hani dizel marjları, jet yakıtı, benzin farklı marjlarına baktığımızda aylık olarak bunların hala olumlu geldiğini görüyoruz. Ki zaten çeyreğini çok
çok pozitif açıkladı sonuçlarını. Yeni yıla da olumlu sonuçların devam edeceğini düşünüyoruz. İlk çeyrekte de yine iyi sonuçlar geleceğini düşünüyoruz. Bu tarafta TÜPRAŞ tarafında olumlu hareketlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bunun dışında indeks bilgisayar bizim öneri listemizde bulunuyor. Ciddi şekilde burada satışların iyi gittiğini görmekteyiz. Geçen gün açıkladığı sonuçlarını ilk baktığımızda aslında kur farkından dolayı biraz netler baskılanmış gibi gözükse de operasyonel olarak çok çok iyi yönetildiğini görüyoruz. Önümüzdeki çeyreklerde hak ettiği değerlere doğru yükselişlerini sürdüreceğini yine söyleyebiliriz. Bunun dışında Yataş bulunmakta öneri listemizde 47.20 hedef fiyatlı 12 aylık. Burada da yine iç tüketim tarafında ve dış taraf yurt dışındaki mağazalarının işlerinin çok iyi gittiğini görüyoruz. Operasyonel olarak pozitif hareketlerin bu tarafta da devam edeceğini düşünüyoruz. Yine keza Türk Traktör öneri listemizde olan şirketlerden bir tanesi. Burada da yine hem iç pazar hem ihracat tarafında her ay satışlarını açıklıyorlar. Olumlu senaryo ve grafik devam ediyor. Yukarı yönlü hareketler bu tarafta da devam edebilir diye düşünüyoruz. Deprem sebebiyle anlık olarak tabii ki etkilenecek sektörler olacaktır. Ama bu önümüzdeki süreçte 1-2 ay sonrasında ilk çeyrekte tabii ki satışlarına olumsuz yansıyacak sektörler de olabilir. Ama önümüzdeki süreçlerde hızlı bir şekilde toparlanacağını söyleyebiliriz. İşte dün sonuçlarını açıklayan şirketlerden bir tanesi Türk Hava Yolları, işte 473 milyon dolar net kar açıkladı. Hem konsensusun hem de bizim beklentimizin oldukça üzerinde, operasyonel olarak beklentilerden güçlü sonuçlar geldi söyleyebilir. Detaylara baktığımızda gerçekten Türk Hava Yolları'nın ciddi şekilde iyi yönetildiğini ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini sinyalini bize vermekte. Bunun dışında yine Sabancı Holding sonuçlarını açıkladı. 16.6 milyar şeklinde bir sonuç açıkladı. O da beklentinin çok ciddi şekilde konsensusun üzerinde geldi. Burada one-off'luk, yani tek seferlik gelirler var ama genel olarak baktığımızda detaylara yine sonuçların güçlü olduğunu görüyoruz. Olumsuz ayrışan şirketler de var. İşte Petkim aslında beklentilerin üzerinde bir kar açıklasa da burada vergi gelirinin fazla olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu sonuçların kötü açıklaması ana sebebi 45 gün bakım vardı. Bu bakımdan dolayı etkilendiler açıkçası ve etilen nafta makasının da düşük seyretmesi geçtiğimiz çeyrekte olumsuz etkiledi diye söyleyebilirim. Peki önümüzdeki döneme dair bilanço etkileri, evet 2022 yılına bakacak olursak totalde zaten aslında beklenti üzerinde bilançoları hep takip ettik ve son çeyrekte de bunun sınırlı olduğunu da görüyorum rakamlara etkisini. Önümüzdeki süreçte, hatta şöyle söyleyeyim, içinde bulunduğumuz çeyrekten beklentimiz ve ikinci çeyrekten beklentimiz nedir? Evet, burada açıkçası yani satışların etkileneceği olan sektörler var. Bu zor bir çeyrek olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden seçici olmakta büyük fayda görmekteyiz. Sadece işini içeride değil, ihracat tarafında da büyütebilen şirketler tarafında olmakta büyük fayda var. Kendini döviz pozisyonlarına karşı koruyan, hedge eden şirketlerde olmakta yine büyük fayda görmekteyiz. İlk çeyrek ve ikinci çeyrek, yani ilk çeyrek biraz daha zorlu geçecek gibi gözüküyor ama ikinci çeyrekte biraz daha hani baktığımızda normalleşmenin olacağını söyleyebiliriz. Şimdi Murat, bir diğer tarafta ise güvenli limanlara da dönmek istiyorum bir kez daha. Dolar endeksine 104,74 seviyesinde, altın tarafına baktığım noktada ise orada sert geri çekilmeleri beraberinde takip etmiştik ki nitekim bugün yine negatif bölgeye yazıyoruz. Evet, Fed faiz patikası bir tarafta ama bir tarafta da aslında bu faizin bir yerde sonlanacağı, 2024'te bu faiz seviyesinde durması beklense dahi durma noktası ve beklentisi burayı desteklemez mi? Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum açıkçası. Hatta bu fikrimize bu son dönemi çıkartalım grafikten diyelim. Örneğin Şubat'ın başına dönelim. Aslında birçok piyasadaki yatırımcı da böyle düşündü. Ne olursa olsun hani bu patikanın yavaşlayacağı ve bir şekilde artık güvercin sinyallerin geleceğiyle beraber
işte 1660'lardan altının onsu 1950 seviyelerine kadar artmıştı. Ama Şubat'ın başıyla beraber bazı rakamların enflasyon, üfe veya haftalık olan genel rakamlarda güçlü seyretmesi yeniden Fed tarafında şahin açıklamalar gelecek beklentisiyle altın tarafında baskı yaratmıştır. İşte 1950 seviyesini test eden altında yeniden 1800'lere kadar geri çekilmeler gördük. Ama önümüzdeki süreçte ben dediklerine katılıyorum. Bu noktalarda tutulması durumunda altında 1850 seviyesinin kırılmasıyla 1890 arkasından yeniden 1950 seviyelerine doğru yükselişlerini sürdüreceğini düşünüyorum ve özellikle 1950 seviyesini kırması durumunda tabii ki burada küresel piyasalardaki etkenler, faiz tarafı ve enflasyonla ilgili gelen verilere bakacağız ama evet. Bu noktayı kırması durumunda yeniden belki tarihi zirvelere doğru altının ons tarafında bir hareketlenme görebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Murat Barışık, aktardıkların için diyoruz ve TR Yatırım ailesine ise iyi seanslar diliyoruz. Diyelim ve yarın önemli bir veriyi karşılayacağız, enflasyon verisini. Fakat onun öncesinde İstanbul Ticaret Odası verilerine gidiyoruz. İstanbul'da perakende fiyatlar Şubat ayında aylık bazda %3,83 oranında arttı. İstanbul'da aylık enflasyon serisi Şubat ayında da devam etti. İTO verilerine göre perakende fiyatlar Şubat'ta %3,83 arttı. Böylelikle Haziran 2019'dan bu yana aylık bazda enflasyon serisinin devam ettiği izlendi. Şubat'ta perakende fiyatlar yıllık olarak %78,62 arttı. Üretici fiyatları için gösterge niteliğindeki toptan fiyatlarda aylık %2,38, yıllıkta %78,69 artış görüldü. Şubat ayında perakende fiyatlarda en yüksek artış %8,01 ile sağlık ve kişisel bakım harcamalarında oldu. Bu grubu %5,37 ile gıda, %4,61 ile kültür, eğitim ve eğlence takip etti. Şubat'ta ev eşyası harcamalarında %4,53, konut harcamalarında %0,92, diğer harcamalar grubunda %0,82, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda %0,45 ve giyim harcamaları grubunda ise %0,09 artış izlendi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok G20 ekonomisi için büyüme tahminlerini yükseltti. Haberimizi izliyoruz ve programımızı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok G20 ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Euro bölgesi, Rusya, Hindistan, Meksika ve Türkiye için 2023 reel büyüme projeksiyonlarını anlamlı şekilde yükselten Moody's, Çin için %4 olan 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini %5'e çıkardı. Moody's ayrıca Türkiye için 2023 ve 2024 gayri safi yurt içi hasıla tahminlerini daha önce açıkladığı %2 ve 3'ten %2,3 ve %4'e çıkardı. Kurum Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olarak depremin yıktığı bölgelerde yeniden inşa ile birlikte ortaya çıkacak yeni ekonomik aktiviteyi hesaba kattı. Moody's yaptığı değerlendirmede yeniden inşanın her yıl yol açacağı yeni ekonomik aktivitenin hızı ve kaynakların nasıl dağıtılabileceği bilinmezler arasında. Bu maliye ve para politikası desteğinin büyüklüğüne bağlı olacak. Türkiye'deki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Ekonomik görünüm önümüzdeki aylarda belirsiz olmaya devam edecek ifadelerini kullandı.